Merhaba. Anadolu Arkeolojisi'ni bugün değişik bir mekandan açıyoruz. Üzerinde bulunduğum yoldan açıyoruz. Ama bu öyle alelade bir yol değil. Şu anda İonya'nın en güneyindeyiz. İonya dediğimiz zaman Ege'deki bugünkü Gedi Zırmağı yani antik Hermos ile Aydın'daki Menderes Irmağı arasında kalan bölümü kastediyoruz. Hatta bu onun biraz daha güneyinde. Bu yol kutsal bir yol olarak anılıyor. Miletos antik kentinin önemli bir kutsal alanı olan Didyma Apollon Tapınağı'na giden 17 kilometrelik bu kutsal yolun üzerindeyiz. Aslında bu kutsal yoldan önce de Didim Apollon Tapınağı vardı ama Miletliler gemilerle Panormus adını verdikleri bir limana geliyorlardı. Ve o limandan giden bir başka kutsal yolla bu tapınağa ulaşıyorlardı. Ama M.Ö. 7. 6. yüzyıldan itibaren olasılıkla denizin kötü olduğu zamanlarda, havanın fırtınalı olduğu zamanlarda kullanılmak üzere Milet'ten çıkarak 17 kilometre bir rota izleyip Apollon Tapınağı'na ulaşan bu yol inşa edilmiş. Bu yol yüzyıllar içinde kullanılmış ve en son halini Roma İmparatorluk çağında Trajan döneminde milattan sonra 2. yüzyılda almış. Birçok odalar eklenmiş, bir hamam yapılmış yanına ve daha tabii işlek olduğu için o zaman genişletilmiş. Ancak bugün hemen Didim kentinin yani yeni Didim kentinin altında kaldığı için yolun tapınağa tam olarak nereden girdiği hala tespit edilememiş. Didyma Apollon Tapınağı'nı bugün size tanıtmaya çalışacağız. Didyma'da ilk kazılar 1856'da Kutsal Yol'da İngiliz Charles Newton tarafından yapılmıştır. Bulunan Brankit ve Aslan heykelleri İngiltere'ye götürülmüştür. Alman arkeologların 1905'te başlattığı çalışmalar, 1962'den itibaren sistemli kazılara dönüşmüştür. Herodotos'un aktarımına göre, İonyalılar tarafından kurulan Miletos'un, biri Tanrıça Athena için Assessos'ta, diğeri Tanrı Apollon için Didyma'da olmak üzere iki kutsal kenti bulunmaktadır. Özellikle Didyma, antik çağ boyunca sunduğu kehanetleriyle, önbilicilik, kresmografeyonla ün salmıştır. Tapınak, tüm evrelerinde bir açık hava yapısı olarak tasarlanmıştır. Bugün Yenihisar olarak adlandırılan yerleşme yakınlarında, çukurda kalan ve dikkat çekmeyen konumdaki Didyma Apollon tapınak alanının antik çağda tercih edilmesinin sebebi, kutsal sayılan bir pınarın ve olasılıkla defne ağaçlarının varlığıdır. Herodotos'a göre Didim, antik dönemde Brankidai adıyla tanınmıştır. Bu isimlendirme, Didyma'daki Apollon biliciliğinin mitolojik kurucusu Brankos'tan gelmektedir. Brankos ismi köken olarak karcadır. Miletos'la Didyma arasındaki kutsal caddenin iki yanına dikilmiş Brankit heykelleri, tapınağın kâhin rahiplerini simgeler. Gerçekten de Didyma Apollon Tapınağı hani sadece Anadolu'da değil dediğim gibi milattan önce 4. yüzyılda yapılmış hemen hemen en büyük, en devasa yapılardan, projelerden bir tanesi. Ve elbette büyük ölçüde bu yüzden de asla bitirilmemiş. Bu tapınağın uzun, ilginç hikayesi var. Daha önce bölümlerde hep bahsediyoruz. Yunan ve Roma tapınakları aslında belli Ortodoks kiliseleri gibi, camiler gibi belli kurallar dahilinde yapılıyor. Yani öyle herkes kafasına göre farklı bir planda bir tapınak inşa edemiyor. Ama Didyma Apollon Tapınağı hem planı hem yapısal işleviyle hem de kehanet merkezi olarak işleyişiyle
oldukça değişik özellikler gösteriyor. Bazı özellikleri başka hiçbir tapınakta yapıda bulunmayan özellikler. Bilebildiğimiz kadarıyla milattan önce en aşağı 14. yüzyıldan bu yana burada bir insan aktivitesi var. Ve o Apollo'nun meşhur kehanet merkezi olarak işlevi en erken milattan önce 7. yüzyıla kadar gidiyor. Gelin isterseniz bu devasa yapıyı hep beraber detaylı bir şekilde inceleyelim. İyonyalılar Anadolu'nun batı kıyılarına milattan önce 1200'lü yıllarda yaşadıkları topraklar olan Kıta Yunanistan'ın güneyindeki Mora Yarımadası'nın Dorlar tarafından işgal edilmesiyle kaçarak geldiler. Ama geldikleri zaman boş bir araziye, boş bir ülkeye gelmediler. Burada yaşayan insanlar vardı. Biz Hitit metinlerinden bu bölgenin Arzava Krallığı olduğunu biliyoruz. Ve burada gelen insanlarla elbette ki karıştılar. Ama biz bunların Yunanistan'dan, yani bugünkü Kıta Yunanistan'dan geldiğini nereden biliyoruz? Dillerinden. Anadolu'ya kendi İyon dillerini getirerek bu dili konuşuyorlar ama buradaki yerli Luvi halklarıyla karışıyorlar. İşte didyma mesela Yunanca bir kelime değil, Karya'daki idyma ya da Likya'daki sidyma gibi bir Luvi kökenli kelime. Bazı bilim adamları antik Yunanca'daki didimi, ikiz kelimesini didyma ile örtüştürmek istediler ama bu sadece rastlantısal bir benzeyiş. Kelime etimolojik olarak Luvi kökenli bir kelime. Gerçi bu didimi ikiz aslında biraz mantıklı da bir açıklamaydı. Çünkü Apollon ve Artemis ikiz kardeşler. Burada Apollon'un olduğu gibi hemen yakında bir de Artemis kutsal alanı var. Hani bu açıdan da desteklenebilecek bir iddia. Ama dediğim gibi bu tamamen rastlantısal bir değişim. Didyma Apollon tapınak alanında saptanan en erken buluntu, M.Ö. 14. yüzyıla tarihlenen bir Miken kabıdır. Tapınağın doğusunda da proto-geometrik seramik parçaları, M.Ö. 10. ve 9. yüzyılları işaret eder. Bilicilik merkezinin mimari olarak varlığını kanıtlayan en erken yapı, M.Ö. 8. yüzyılın sonlarına tarihlenen, 10'a 9 metre ölçülerinde, Kutsal Pınar'ı çevrelediği tahmin edilen, yerel tüf taşından temelleri olan kerpiç bir yapıdır. Milattan önce geç 7. yüzyılda, alana 24 metreye 10 metre ölçülerinde sekos olarak tanımlanan bir yapı ve onun da güneyine bir revak eklenmiştir. Ve bu revak, Yazılıkaya Midas anıtındaki mimari düzenlemeyi hatırlatır. Araştırmacılar bu revakta, dönemin Mısır firavunlarından Neko ve Lidya kralı Kroisos'un kutsal alan için yaptıkları bağışların korunmuş olabileceği görüşünü dile getirmişlerdir. Herodotos, Kroisos'un bağışları arasında 20 talent altın, 226 talent elektron, 3000 kurban hayvanı, ayrıca altın kadehler ve kumaşlardan söz eder. Buradaki kutsal alan tamamen Apollon'un kehanetleriyle ilgili. Çünkü Apollon'un birçok başka özelliği gibi işte iyileştirici tanrı olması, hastalık veren tanrı olması, geleceği gören tanrı olmasının özelliğiyle aynı zamanda bir kehanet merkezi yani bir kahin. Apollon çoğu kez
ışık tanrısı olarak adlandırılır. Ama aslında güneş için Helios ayrı bir tanrı var. Apollo'nun ışığı daha çok aydınlatıcı, eğitici, ileriyi görücü. Yani onun bu kahinliğiyle ilgili bir ışık olsa gerek. Burada aslında çok eski bir kehanet merkezi var. Milattan önce 6. yüzyılda bulunan bazı yazıtlarda burada bir kehanet olduğu anlaşılıyor. Ki o zamanlar burada Kıta Yunanistan'daki Delfi kentinden geldiği öne sürülen antik kaynaklarca Brankitler bir sülale yani rahipler olarak temsil ediyor. Bu dönemden elimizde ilginç bir yazıt var mesela. Gençler diyor ki Apollo'ya soruyorlar. Biz diyorlar korsanlık işiyle uğraşalım mı? Nasıl olur diyorlar. Tanrı diyor ki atalarınız ne yaptıysa siz de aynısını yapın. Yani biraz böyle karmaşık cevaplar veriyorlar. Milattan önce 546 yılında Persler Anadolu'nun geri kalanı gibi İonya'yı da işgal ediyorlar. İyonlar buna bir dönem karşı durmaya çalışsa da muvaffak olamıyorlar. Ama milattan önce 494 yılında İyonlar birleşerek Perslere karşı ayaklanıyorlar ama bu ayaklanma bir felaketle sona eriyor. Ve Didyma'nın bağlı olduğu kent Miletos bu ayaklanmanın da başını çektiği için ağır şekilde cezalandırılıyor. Hem Miletos hem de Apollon Tapınağı yağmalanıp tahrip ediliyor. İşte bu dönemde tapınağın içindeki hazineler, Apollon heykeli alıp götürülüyor. Daha sonra milattan önce 4. yüzyılda Büyük İskender tapınağın çalınan malzemelerin bir kısmını geri getiriyor ve burada yeniden bir canlanma başladığını görüyoruz. Ancak 300 yıllarında milattan önce 300 yıllarında Büyük İskender'in ardıllarından olan Seleukos zamanında bu şu anda gördüğümüz tapınağın inşasına başlanıyor. Ve bu tapınak çok uzun yıllar boyunca sürekli hem işlevini sürdürüyor hem de yapımı devam ediyor. Ancak demin de dediğim gibi devasa boyutları nedeniyle hiçbir zaman bitirilemiyor. Tapınak 3. 2. ve 1. yüzyıllarda gerçekten çok ünlü. Sadece bu bölge ve Anadolu değil, çok uzak yerlerden insanların buraya kehanet merkezine, kahine, Apollon'a danışmak için geldiklerini biliyoruz. O zaman bu bize neyi anlatıyor? Demek ki bu kehanet merkezleri aynı zamanda birer turistik cazibe merkezi diyelim. Tabii ki öyle siz gelip burada hemen soruyu sorup cevabı alıp gidemiyorsunuz. Bu nedenle gelen misafirlerin ya da onlara biz müşteri diyebiliriz. Çünkü bunun için bir belli bir para da ödüyorlar. Gelen müşteriler burada 3-5 gün geçiriyorlar. Belki daha fazla geçiriyorlar. Yani burası aslında bir turizm merkezi. Oldukça da önemli bir ekonomik gelir kaynağı var. Roma İmparatorluk çağında binada bazı küçük eklemeler yapılıyor ama binanın orijinal hali tamamen korunuyor. Ve bu çağ boyunca tapınak giderek kalabalıklaşan bir nüfusla çok daha önemli bir yer haline geliyor. Elbette ki artık yavaş yavaş 4. yüzyıldan sonra Hristiyanlığın gelmesiyle ve özellikle İyonya ve Miletos'ta Hristiyanlık daha erken zamanda ortaya çıkıyor. Bu tanrılara olan inanç da biraz zayıflıyor. Hatta İmparator Diyokletian, Apollon kehanet merkezine Hristiyanlarla ilgili ne yapacağını soruyor. Apollon kehanet merkezi de Hristiyanlarla ilgili gerçekten kötü bir cevap veriyor onların yok edilmesiyle ilgili. Ve böylelikle özellikle Apollon'a olan nefret biraz daha büyüyor. Milattan sonra 385 yılında İmparator Theodosius artık Doğu Roma İmparatorluğu'nun dininin sadece Hristiyanlık olduğunu ilan edince de bu tapınak bir kiliseye dönüştürülüyor. Ancak biz bugün o kiliseyi göremiyoruz. Çünkü bu yüzyıl başında burada kazı yapan arkeologlar o zaman adet olduğu üzere daha erken Yunan ve Roma eserleri değerli olduğu için kiliseyi tamamen kaldırıyorlar. Elbette ki bu bugün modern arkeolojide kabul edilebilir bir durum değil. Ama gerçekten de uzun yıllar
bu Yunan ve Roma yapılarının üstüne yapılmış Doğu Roma ya da Bizans yapıları çirkin ve gereksiz bulunarak planları çizilip fotoğrafları çekildikten sonra kaldırılırdı. Tapınağın bir sonraki evresi M.Ö. 560 ila 550 yıllarına tarihlenir. Bu yapı, çağdaşı Efes Artemis ve Samos tapınaklarının azametinde, onlarla yarışırcasına inşa edilmiş, ancak tam olarak bitirilememiştir. Arkaik tapınak, önde Pronaos ve arkada Sella'ya sahiptir. 72 metreye 19 metre boyutlarında, İyon düzeninde Dipteros planlı yapıdaki sütunların alt tamburları kabartmalarla bezenmiştir. Yaklaşık olarak M.Ö. 520 yıllarında içinde defne ağacı ve kutsal kaynağın bulunduğu yere bir naiskos inşa edilmiştir. Antik yazarlara göre M.Ö. 5. yüzyılın başında Sikyonlu heykeltıraş Kanakos'un bronz döküm olarak yaptığı, bir elinde geyik tutan ve hareket edebilen Apollon Plesios kült heykeli buraya yerleştirilmiş olmalıdır. Bu tapınak o kadar meşhur ki bugün buradaki yerleşmenin adı da Didim bildiğiniz gibi. Bu tapınak değişik bir plan izliyor. Birçok yerde eski bölümlerde gördünüz. Yunan tapınaklarının belli formları var. İşte önünde iki tane sütun olursa İnantis planlı diyoruz. Çevresinde tek sıra sütun olursa Peripteros diyoruz, peripteral tapınak. Çevresinde iki sıra sütun olursa, ki bu tapınak öyle, o zaman dipteros diyoruz. Yani çevresini iki sıra sütun dolanan tapınak. Tapınağın demiştim, bazı Yunan tapınaklarında görmediğimiz özellikleri var. İşte bunlardan bir tanesi Pronaos dediğimiz, yani Sella ya da Naos'un kutsal odanın önündeki alandan Naos'a geçiş burada yok. Normalde siz bir tapınağın bu ön cephesine, Pronaos'una gelirsiniz. Buradan merdivenlerle çıkıp Naos bölümüne geçersiniz. Siz geçemezsiniz ama rahipler oradan geçer. Siz sadece buraya gelip buradan içerideki heykeli görürsünüz. Ama burada böyle bir geçit sağlanmamış. Aklınıza sonra gelebilir, belki ahşap merdiven vardı diye. Bu çok olası değil. Çünkü bu kadar bir devasa mermer projeyi yapanlar buraya da herhalde üç basamak koyabilirlerdi. Ve ayrıca burada gördüğünüz Apollon'un simgesi olan defne motifi de o zaman kapanmış olurdu. Bu tapınağın Pronaos'undan Naos'a geçişi iki tane yan koridorla, tünelle sağlanmış ki bu da son derece tekil bir özellik. Başka tapınaklarda görmediğimiz bir özellik. İyon düzeninde neredeyse mükemmel ölçülerde yapılmış bu tapınağın, gelin isterseniz bir de Naos dediğimiz kutsal bölümünü beraber gezelim. Dediğim gibi Pronaos'tan Naos'a geçiş normal kapıdan değil, bu yanlardaki tünellerden, koridorlardan sağlanmış. Bu koridorlarda da ilginç detaylar var. Milattan sonra 3. yüzyılda İskandinavya'nın güneyinden gelen Gotlar bu bölgeyi bir süreliğine ele geçiriyorlar. Ve o dönemde bu tapınağı hisar, yani kale olarak kullanıyorlar. İşte o dönemden kale olarak kullandıkları zamandan kapıları kitlemek için koydukları atkıların oyukları görülebiliyor. Bir de yürürken bazı blokların üzerinde antik Yunanca harfler görüyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Bu yapılar hiçbir zaman orijinal yerinde taşları kesilmiyordu. Bunlar ocaklarda kesiliyor. Mimarlar tarafından ölçümleri yapılıyor. Üzerine bir mimar taşçı işareti konuyor, bazen bir harf. Ve buraya gönderiliyordu. Buradaki mimarlar da o işaretlere, harflere göre bu blokları yerlerine yerleştiriyorlardı. Thank you.
Şimdi tapınağın Naos bölümündeyiz. Pronaos'tan Naos'a geçtik. Demiştim bu tapınağın kendine has özellikleri var diye Yunan-Roma tapınaklarında başka görmediğimiz. Mesela normalde işte Pronaos'tan gelirsiniz, Naos'un üstü kapalıdır ve içeride bir heykel bulunur. Ancak bu yapı boyutları itibariyle ve de mimarisinden çok net anladığımız şekliyle üstü kapalı yapılmamış. Peki o zaman üstü kapalı olmayınca Tanrı'nın kült imaj heykeli nerede duracak? Onun için içeri küçük bir İnantis tapınak daha yapmışlar ve o tapınağın içine yerleştirmişler. Evet, dediğim gibi Naos'un içinde ikinci bir tapınak olması başka bir yerde gördüğümüz bir özellik değil. Ama ne yazık ki kilise yapılırken bu tapınak tamamen yerle bir edilmiş. Sadece temelleri duruyor. Bulunan mimari parçalarından bunun da İyon düzeninde önünde iki sütun olan yani İnantis bir tapınak olduğunu ve bu tapınağın içinde de kült heykelin bulunduğunu anlıyoruz. Birçok antik kentte daha çok Roma İmparatorluk çağına ait yapılar gördüğümüz için bu ölçekte bu yapı gerçekten çok keyif verici. O İsa'dan önce 4. yüzyılın muhteşem işçiliğini, hani o taşların birbiri arasından su sızdırmaz şekilde güzel yapılmasını, perdahlarının neredeyse mükemmel olmasını, İyon süslemesinin bütün duvarlar boyunca gerçekten de bu yüzyıla ait son derece itinalı yapılmış olduğunu görüyoruz. Bunların en üstünde de bugün yerlerde duran grifinli ve süslemeli bloklar, frizler yer alıyordu. Biz zaten ondan bunun hiçbir zaman çatısının olmadığını biliyoruz. Nasıl yıkıldı bu? İşte depremlerle bu dışarıdaki şimdi iki tanesi görülen o devasa sütunlar tapınağın üstüne yıkıldıkça duvarları da yıkılmışlar ve burası bir sanki böyle taştan tepe olmuş. 19. yüzyıl sonunda buraya Alman ve Fransız arkeologlar geldiği zaman o iki sütun ve tek sütun bugün duran hala duruyormuş yani in situ. Onun dışında hakikaten bir öbek taş var fotoğraflarda görünüyor. Başarılı bir çalışmayla bütün bu blokları temizlemişler. Artık kullanılamayacak, işe yaramayan bloklardan dışarı bir duvar örmüşler ve bu tapınağı bugünkü haline getirmişler. Burada kiliseyi de tamamen kaldırmasalar iyiymiş ama artık bu yüzyılın başında o kadarını da mazur göreceğiz. Bu tapınak bölgedeki en çukur alanda yapılmış. Bunun herhalde nedeni burada Apollon kehanetinin olmazsa olmazı kuyunun bulunması ya da kuyuların bulunması. Defne ağacının da bulunduğunu, burada yine Apollon'un bir simgesi defne ağacının da bulunduğunu antik kaynaklardan anlıyoruz. Biz bu antik yapıları gezerken bu mermerlerin o zaman böyle bembeyaz parlamadığını, boyandığını hepsine söylüyoruz. Heykellerin, sütunların. İşte şans eseri bu yapıda orijinal boyalar hala duruyor bir yerde. Gidip ona da bakalım isterseniz. Milattan önce 500 yıllarında İyonyalılar Perslere karşı ayaklanır. Persler, isyancıların başı olarak gördükleri Miletosluları, milattan önce 494 yılında Lade Deniz Savaşı'nda hezimete uğratır ve ceza olarak Diduma Apollon Tapınağı'nın rahiplerini Baktriya'ya sürerler. Tanrı Apollon'un kült heykeli ise İran'a, Ekbatana'ya taşınmıştır. Bu saldırı ve yıkımdan sonra yaklaşık 150 yıl harap kalan tapınakta, Büyük İskender'in Perslere karşı zaferinden sonra günümüzdeki planıyla yeniden inşaat çalışmalarına başlanır. Çok iddialı bu projenin mimarları, Efes'te yanan Artemision'u yeniden yapan Paionios ve Miletoslu Daphnis'tir. 118 metreye 60 metre ölçülerinde, İyon düzeninde Dipteros planlı olan tapınağın uzun kenarında 21, kısa kenarında 10 sütun yerleştirilmiştir. Yeni tapınak
dört yanından basamaklarla çıkılan bir platform üzerindedir. Ortasında sella olarak tanımlanan, yalnızca rahip ve kâhinlerin girebildiği kutsal oda bulunur. Milattan sonra 2. yüzyıl ortalarında, Roma İmparatorluğu'nun yardımlarıyla halen bazı ilavelerin yapıldığı anlaşılan tapınak, yine de tam olarak bitirilememiştir. Bu tapınakta bu İyon düzeninin çok incelikli detaylarını görüyoruz. İşte sütunların alt kaidesinden üst kaidesine inceleyerek gitmesi ki entazis diyor. Ve tapınağın yan duvarlarının hafif bir iç bükey yaparak devam etmesi ki buna da curvature deniyor. Bunlar göz yanılgılarını giderip yapıyı olduğundan daha nitelikli, daha zarif göstermek için uygulanan yöntemler. Peki yüzyıllarca burada bu kehanetin başarılı bir şekilde devam etmesi nasıl açıklanabilir? Yani insanlar gerçekten Apollo gelecekten haber mi veriyordu? Elimizde bazı ipuçları var. Mesela çok bilinen bir ipucu, hemen komşu Lidya kralı Kroizos, Perslere saldırmadan önce 3-4 tane kehanet merkezine elçiler göndererek bir küçük test yapıyor. Ve günün belirli bir saatinde ne yaptığını soruyor ki o saatte bir büyük kazanın içinde bir kuzu ve bir kaplumbağa kaynatıyor ve kehanet merkezlerinin bunu bilmesini istiyor. İşte bilen kehanet merkezlerinden bir tanesine diyor ki ben Perslere saldırırsam ne olur? Kehanet diyor ki büyük bir imparatorluğa son vermiş olursun. Bunun üzerine Kroizos kalkıp Perslere saldırıyor, yeniliyor ama kehanet haklı çıkıyor. Gerçekten de büyük bir imparatorluğa, kendi imparatorluğuna son vermiş oluyor. Yani biz buradan anlıyoruz ki aslında bu kâhinlerin sözleri hani biraz önce anlattım. Dedelerinizin, atalarınızın yaptığı gibi yapın ya da işte şöyle olur. Hep böyle iki yönlü anlaşılabilecek biraz belirsiz cevaplar veriyorlar. Bir de tabii burada o bronkitler gibi yüzyıllar boyunca, jenerasyonlar boyunca aynı rahipler hizmet ediyor. Bu da ne demek? Bir takım sorulara verilecek cevaplar da zaten hazır demek. Hani bunu tabii böyle görmek lazım. Yoksa biz bugünkü rasyonel aklımızla Apollo'nun rahiplere gelecekten haber verdiğini düşünemeyiz. Tapınağın güneyinde stadyon bulunmaktadır. Ayrıca tapınağın basamaklarından bazıları da yarışlarda belirli kişilerin oturması için ayrılmıştır. Yarışların başlangıç noktası doğu yönünde ve günümüzde de görülebilmektedir. Milattan sonra 5. ve 6. yüzyıllarda üç nefli bir kiliseye dönüştürülen tapınakla birlikte Diduma Piskoposluk merkezi olur. 1493'teki büyük depremden sonra tamamen terk edilir. Alan 18. yüzyılın sonuna doğru Ege adalarından gelenler tarafından tekrar iskan edilir. Süremiz boyunca size tapınağı tanıtmaya çalıştık. Önümüzdeki bölümde İonya ile tekrar devam edeceğiz. Hoşça kalın efendim.